İlaydacığım kolay gelsin. Misafirlerine ne ikram edeceksin? Sütlü Türk kahvesi yapıyoruz bugün. Peki tencerede yapmanın özel bir sebebi var mı? Hepsini ayrı ayrı yapmak yerine bir tane de tencerede yapıyoruz hepsini. Aslında büyük boy cezveler de oluyor. Büyük cezvemi bulamadım, normalde vardı ama bugün bulamadım. Bu arada Sütlü Türk kahvesini iyi düşünmüşsün. Uzun zamandır kimse yapmıyordu. Bence de değişik oluyor. Hep Türk kahvesi içiyoruz. Bugün de sütlü içelim dedim. Yanında da ekler mi olacak? Evet, eklerimiz var. Sence Şeyma bu fincanlardan kahve içer mi? Vallahi inşallah içer. İçmezse de kendi bilir. Kendi bu zevkten mahrum kalır. Ekleri hazır aldın değil mi? Ekler hazır, evet. Bir pastanenci arkadaşımız var. O yaptı. Rengarenk yapıyor her gün. Taze taze. Kahvelerimiz de hazır. Ben bunları soğutmadan götüreyim. Aman dikkatli ol, bak döküldü. Bu arada arkadaşımız sormadı kahveleri nasıl içersiniz diye. Herhalde acaba farklı bir ikram başka yapacak. Bir şey mi? Evet. Ben bakalım. Onu merak gelsin. Ettim sormadan. Ha, sana malzeme çıktı Cansu. Geldi. Aa, zigonlara Şeyma'cığım yardım et. Şeyma'cığım yardım et, sen sevinirim. Tamam. Ne yaptın bize böyle? Sütlü Türk kahvesi yaptım. Sütlü Türk kahvesi. Evet. Granül kahve değil. Yok, sütlü Türk kahvesi yaptım. Evet. Bu hafta Türk kahvesi içiyorduk. Bir de sütlü Türk kahvesi içelim. Sütlüsünü içelim. Dedi. Et adadım yanına bari. Yanına da ekler koydum. Afiyet olsun. Dibek gibi sütlü sanırım. Sütlü tercihe göre sorularak yapılması gerekmez miydi? Çünkü sütlü içmeyen, sade içen çok kişi oluyor. Genelde sorular. Granül vardır. Değil ama Türk kahvesi. Türk kahvesi de sütlü, sade olarak tercih ediliyor ya. Ya. Türk kahvesi. Ben aslında Türk kahvesini normal suyla bilirim. Aynen. Ama orada da çok fazla sormayız aslında. Hani sütle Türk kahvesini sütle içmeyen çok kişi var. Ben de sütlü severim. Onda ben sıkıntı. Normalde hiç içmedim desem. Yani sütlü. Türk kahvesini içmedim ama granül kahveyi içtim. Evet. Değil mi? Onun için hani merengeç kahvesini evet. içtim mesela. Bilir Yalnız misiniz merengeç? Kahvem dökülmüş. Kusura bakma, özür dilerim. Şöyle bayağı bir... Şöyle koyalım istersen. Şöyle koyalım. Siz de İlayda Hanım üstüne su döküyorsunuz, kahvesini evet, döküyorsunuz. Evet, bu hafta aksilikler benim peşime yakmadı. Acaba bana bir komplo mu düzenleniyor? Şükrancı yok. Yani su, bugün kahve. Dökülmedi o. Kısmetin taştı, farkında aynen. değil. Galiba öyle oldu. Bugün benim de taştı. Toparlayın, şöyle bir manevra yapın ya. Evet. Kısmetin taşmış hayatım. Bilmiyorum artık. Acaba altınlar kimin olacak? Sürekli bakalım. Seninkiler acaba, taşıyor. Acaba bizim... Bu bir mesaj dün mı? Benimkiler de bayağı taştı. Bu bir sübünen mesaj. Bilmiyorum. Bir mesaj gelebilir. Mı geliyor evrenden? Olabilir. Ha? Evet, siz nasıl buldunuz hanımlar? Güzel, eline sağlık. Ben güzel buldum ama peçetesi böyle daha evet. Sunuma uygun. Daha bir şey olabilir. Peçete belki. Daha şık bir peçete olabilirdi. Yani o desenli, zaten eklerde hayır, renk var. O da renkli. Olsun demedim. O yüzden dedim. Yani, ne bileyim, olsun kahve demedim. İçiyorum daha neden daha olsa. Daha özenli olabilir demek. Daha evet. özenli olabilirdi anladım. Kahve içiyoruz neden olsa dedim ki hani kahve normal bir... Kahve. Ne fark eder? Kalitesini söylüyor. Bak, evet, kalitesini kaliteli bir peçete olabilirdi yani. Kalitesinden bu... bahsediyor, deseni falan değil anladım. Evet, normal. Hani var ya atıyorum 10 liraya da alırsın bir ürünü, 20 liraya da alırsın. Ama buraya takılmayalım. Bunlar bazı şeyler bakın. Evet. Bütçe meselesi. Ya bütçeden bütçe dolayı meselesi. Demedim ben. Hani öyle olsa daha iyi olur. Devir, iktisat devri, evet. ekonomi devri Cansu yahu. Bu da peçete ama yani tercih edilebilir. Yani çok peçete. Maddiyat olarak kurtaramıyorum yüksek bir şey değil. Aynen peçete aldıysa peçete seveceksiniz. Normalde gerçekten kahveyi keyif yapmak için bardağın bazen önemlidir ruhumuza göre. Yani evet. O gün isteğimize göre. Şık bir fincanda içmek isteyebiliriz. Hı hı. Bazen de hiç önemli değildir. O ana bağlıdır ama böyle bir programda ve böyle özel misafirlerim varken daha özenli isteyebilirdim. Mesela dün biz sizde Türk kahvesi içerken evet. yanında rulo peçeteyi katlayıp koymuştunuz. Ben en azından rulo kare peçete. Evet, rulo peçeteyi katlayıp peçete koymuştum. Yoktu.
Yanlış hatırlıyorum. Bir daha izlerken. Hayır. Kahve içtiğimizde peçete yoktu. Evet yok. Peçete bile yokmuş. Evet peçete yoktu yani. O da yokmuş. Ama tepsilerim vardı ya üstünde sunumluklarım zaten. Tamam bende de tabak var zaten yanına hani tepsi ya da tabak yok, fark tabak etmiyor. Tabak için bir şey söylemiyorum yani zaten. Yani yanına peçete. Peçeteyi yorumluyorum. Kahve sunumunda süt kullanmış, risk almış. Bence bizim tercihimizi sorabilirdi. Peçetelerini de beğenmedim. Sütlü Türk kahvesi ikram ettim. Ona bile laf ettiler. Ne damak zevkleri var, ne de göz zevkleri. En azından peçete var diyelim. Ay ablacığım senin fincanın kenarı... Evet. Aman dikkat et içerken ağzın, dudağın kesilmesin. Bugün yaparken tencere yukarıdan bak, düştü. Bak göster izleyicilerimize de ciddi misin? Evet nazar tencere olmuşsun. Yukarıdan düştü. Bir tanesinin kulbu kırıldı yeniden yaptı. Böyle şeyleri mesela evde tutmayın. Normalde vardı ama sütlü Türk kahvesi olarak bir tek bu var. Çok tükettiğim bir kahve çeşidi değil. Ve çok güzellerdi. Kıymak istemedim. Size de göstermek bunu istedim. Bu da kırılmış herhalde. Evet, kulbu kırıldı. Onu yapma da yapıştırdık ya. Biz. Aynen, yapıştırıldı. Evet. Bilseydim ben sana bir fincan takımı getirirdim. Evet. Olsun. Ama bu tehlikeli mesela. Bir anda düşebilir hani yapıştırmayla. Dikkat et de üstüne düşmesin. Şu onu iyi yapıştırdık mesela. Evet. Merak etme, iyi yapıştırdık onu. Yani düşer onu. Falan. Sana nazar da olmaz. Tamam, yani. Sana bir fincan takımı. Olur aslında. Şart oldu. Tamam bir tanem. Sunumu ve nasıl buldunuz yani final olarak? Altına ne deniyordu onun? Kağıdı mı? Kağıdı evet. Hani tamam. Tutmak için. Evet. Anladım. Ama peçete koymuş yanına. Bir şey bulamıyorsunuz peçetenin kalitesi. Yok ek koyuyorum onun altına kağıt yani. Kusur bulmak için bulmaya çalışmayın. Ama sen de gördüklerimizi mi yiyeceğiz? Peçete yanına koydum. Tutup yiyebilirsiniz. Böyle elimiz kremalı kremalı duracak peçete böyle. Peçete yanına koydum. Peçeteyi tutup yiyebilirsiniz. Yesene sen aldım. Bir göster nasıl yenildiğini. Tamam ben arkadaşım tamam, sen göster. Göstereyim tabii ki. Bu şekilde tutuyorsunuz. Hı-hı. İşte bu normalde tamam, normal gayet peçete ekranda çok hoş değil o peçeteyi öyle alıp yemek. Benim adıma, benim kendi adıma tamam, tercih edeceğim yapmayayım. Bir şey değil. Kağıdı koyduğumda da eliniz krema istedim. Olmuyor zaten. Olabilir burada peçetem de şu anda yok silecek yerde olmadığı için. Ben verdim seni peçeteni evet. Göstersin diye. Sıkıntı yok peçeteleri evet, yok, hallederiz hiç. Ya. Aynen, gördüklerimizi söyleyelim. Aslan vallahi. Aa, kime ya. Benziyorlar acaba? Yo ben acaba. Net bir şekilde söylüyorum acaba neyi beğenmediğimi. Kimler bulmuştu evet. Kusur? Evet. Yani. Ha, evet bulmayı. Hatırlatıyorum bir şeyler. İleride bulabilir siz bulmayın. Tamam. Peçetelere takılmayalım. Evet o istediği olur. Eleştirileri İla. Yapabilir ama biz yapamıyoruz sakın, kendisine. Sakın. Tamamdır. Evet artık evet. Salonumuza geçelim mi hanımlar? Geçelim. Evet.